Edik Paşa kabinesini toplamış, cevap verdi. Bunu da olduğu gibi bilginize sunacağım. İstanbul 29.1.1921. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. İlgi 28 Ocak 1921 tarihli 3 ayrı telgrafları. Bugünkü hükümet İstanbul'la Anadolu'nun birleşmesindeki menfaatlere öteden beri değer verdiğinden bu maksatla iş başına gelmiş ve şimdiye kadar bu uğurda çalışmıştır. Milletin hakimiyet haklarını korumak için sarf ettiğiniz emeklerin ve verdiğiniz kurbanların karşısında bulunduğumuz elverişli durumu yarattığına, onda büyük ölçüde etkisi olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple millete bir yarar sağlayacak olan tekliflerinizi kabule hazırız. Bu bakımdan bildirdiğiniz hususlarla ilgili görüşlerimizi aşağıda açıklıyorum. Konferansa dolaylı olarak çağrılmanız tabidir. Çünkü İtilaf devletlerinin temsilcileri buradadır. Bu bakımdan durumun İstanbul'da bulunan ve sizinle işbirliği yapmaya çalışan bir hükümet vasıtasıyla bildirilmesi pek tabii görülmelidir. Şimdiye kadar Anadolu'yu tanımaya bile lüzum görmeyen Avrupa hükümetlerinin, özellikle Anadolu delegelerinin konferansta bulunmasını şart koşmaları sevindiricidir. Bu bakımdan bir şekil meselesine takılarak bu mutlu değişiklikten yararlanmamak, millete karşı üzerinize aldığınız görevle asla bağdaşamaz. Zaten aramızda birleştiğimiz ilan edildikten sonra delegelerimiz ayrı gayrı değil, tek vücut demek olur. Delegeler kararlaştırılan esaslar çerçevesinde konuşacaklarına göre bu konuda bir sakınca düşünülemez. Bundan dolayı devlet ve millete karşı yüklendiğimiz görev bu tarihi anda bize uzatılan elden yararlanmamızı kesinlikle emretmektedir. Bundan kaçınmanın Yunan iddiaları karşısında savunmasız kalınmasına ve memleketimizin daha uzun zaman harp felaketlerine sahne olmasına yol açacağı düşünülmelidir. Aslında isteklerimizi konferans huzurunda öne sürmek ve hakkımızı Avrupa'da duyurmak, konferansın sonuçsuz kaldığı farz edilmiş olsa bile yine zarar getirmez. Zat-ı alilerinin ve arkadaşlarımızın vatanseverlikleri bu fırsatın kaçırılmayacağının güvencesidir. Şimdiye kadar eski hükümetlerce alınmış ve her iki taraf için kötü sonuç vermiş olan kararların kaldırılması tabii olduğundan aramızda artık ayrılık ve gayrılık kalmamıştır. Ancak İstanbul işgal altında bulunduğundan burada hükümet işlerinin büsbütün ve tamamen İtilaf devletlerinin eline geçmesine ve böylece anlaşmadaki İstanbul'la ilgili maddelerin yürürlüğe konmasına yol açacaktır. Ayrıca harp halinde bulunduğumuz Yunan askerlerinin şu sırada İstanbul ve dolaylarında bulunuşu da bu teklifleri uygulanamaz bir duruma getirmiştir. Kabinemizin iş başında kalma düşüncesiyle bu görüşlerin bir ilgisi bulunmadığı konusunda teminat vermeyi bile gereksiz bulurum. Esasen bugün bir an önce çözülmesi gereken asıl sorun, vakti yaklaşmakta bulunan konferansa delegelerimizi yetiştirmekten ibarettir. Biz konferansta bulunamadığımız takdirde Yunanlılar katılacaklarından, yokluğumuzda hüküm giymek ve dolayısıyla davamızı kaybetmek tehlikesiyle karşılaşacağımız için bu konuda tarafımızdan sorumluluk kabul edilemeyeceğini bildirir, toplantı gününden önce konferansta bulunmak menfaatimiz gereği olacağından delegelerinizin acele buraya gönderilmesini rica ederim. Sadrazam Tevfik. Saygıdeğer efendiler. Tevfik Paşa ve hükümeti İstanbul ve Anadolu'nun birleşmesi için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur. Biz de aynı şey için çalışmaktaydık. Şu farkla ki Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu eskiden olduğu gibi İstanbul'a bağlamak ve tutsak etmek istiyordu. Hem de düşman kuvvetlerinin işgali altında bulunan İstanbul'a. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyor. Öyle bir hükümete ki dünyada varlığına göz yumuyorsa düşman emellerinin gerçekleşmesini kolaylaştırmaya yardımcı olacak nitelikte kabul edildiği içindir. Tevfik Paşa ve arkadaşlarına göre elverişli bir durumun doğmuş olmasında Anadolu mücadelesinin çok büyük etkisi vardı. Ama bu durumu yaratan yalnız Anadolu'nun mücadelesi değildir. İhtimal ki bu ihtiyar diplomat bu kerameti kendisinin iktidar mevkiine gelmesinde hayal ediyordu. Tevfik Paşa'ya şu şekilde cevap verdim. Ankara 31.1.921 İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine.
27.1.1921 ve 28.1.1921 tarihlerinde yazdığım 3 telgrafla yüksek şahsiyetlerine gereken ve benimsenip uygulanması zaruri olan bütün hususları açıklık ve kesinlikle bildirmiş olduğuma inanıyorum. Buna rağmen 29 Ocak 1921 tarihli telgrafımızda durumun daha gereken anlayış ve isabetle değerlendirilmemekte olduğunu gördüm. Durumun önemi ve zamanın nezaketi dolayısıyla yüksek şahsiyetleriyle birlikte sayın arkadaşlarınızın ve özellikle Zat-ı Şahane'nin her bakımdan bir kez daha aydınlatılmalarına yardımcı olmanız bir görev hükmüne giriyor. Düşünce ve değerlendirmelerinizden doğru sonuçlar alınmasını kolaylaştırmak maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul ve uygulanmakta olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini aşağıda olduğu gibi bildiriyorum. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Temel maddeler. 1. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli halkın mukadderatını bizzat ve fiili olarak yönetmesi ilkesine dayanır. 2. Yürütme kuvveti ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır. 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını taşır. 4. Büyük Millet Meclisi iller halkınca seçilmiş üyelerden oluşur. 5. Büyük Millet Meclisi'nin seçimi 2 yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üyelik süresi 2 yıldır ve yeniden seçilmek mümkündür. Eski meclis, yeni meclis toplanıncaya kadar göreve devam eder. Yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmediği takdirde görev süresi yalnız 1 yıl uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinden her biri yalnız kendini seçen ilin ayrıca vekili olmayıp aynı zamanda bütün milletin vekilidir. 6. Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulu Kasım başında davetsiz toplanır. 7. Şeriat hükümlerinin uygulanması, bütün kanunların yürürlüğe konması, değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması, antlaşma ve barış imzalanması ve vatan savunması ile ilgili savaş ilanı gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kanun ve tüzüklerin düzenlenmesinde halk için en yararlı ve zamanın ihtiyacına en elverişli fıkıh ve hukuk hükümleriyle örf ve adetler ve teamüller esas olarak alınır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu özel kanunla belirtilir. 8. Büyük Millet Meclisi hükümeti oluşturan bakanlıkları özel kanun gereğince seçtiği bakanlar vasıtasıyla yönetir. Meclis yürütmeyle ilgili işlerde bakanlara görev tayin eder. Gerekirse bunları değiştirir. 9. Büyük Millet Meclisi Genel Kurul tarafından seçilen başkan bir seçim dönemi süresince Büyük Millet Meclisi başkanıdır. Bu sıfatla meclis adına imza atmaya ve Bakanlar Kurulu kararlarını onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu üyeleri işlerinden birini kendilerine başkan seçer. Ancak Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu'nun da tabii başkanıdır. 10. Teşkilat-ı Esasiye'nin bu maddelere aykırı düşmeyen hükümleri eskisi gibi yürürlüktedir. Bizce yukarıda saydığım temel maddelere aykırı hareket etmeye imkan ve yetkisinin bulunmadığını yüksek şahsiyetlerinin dikkatlerine önem arz ederim. Meclis Başkanlığı ile başlayan haberleşmenizin gerektirdiği işlemlerin yürütülmesi Bakanlar Kurulu'na bırakılmıştır efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal.